Yayındayız. Herkese merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Bugün network eğitimimizin son gününde yine Aydın hocamızla birlikteyiz. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk. Herkese merhaba diyorum. Size de merhaba diyorum. Umarım sağlıklı, selametli bir günler geçirmişsinizdir. Ve devamlı da öyle olacaktır. Aynen dediğiniz gibi bugün artık bu dönemimizin, bu derslerimizin son günü. Böylece network'un temel kısımlarını anlatmış olduk. Tabii CCNA'nin de temel kısımlarında herkese bir şekilde söylemiş olduk. Umarım bu günlerde, bu 3 ayda güzel bir şeyler öğrenmişsinizdir ve devamlı da öyle olacaktır. CCNA'larınızda, CCIE derslerinizde ya da başka firmalarda Juniper, VMware derslerinizde hep başarılı olursunuz eğer o bölümlere girerseniz. Ve unutmayın ki eğer yine siber güvenliktir ya da başka network'tur, onlara girmek istiyorsanız bunlardan mutlaka öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü temeldir. Ve dediğim gibi yine tekrardan ileride başarılı ve sağlıklı ve güzel günleriniz olur. Ve grupta söylediğim gibi eğer tekrardan yaz aylarında istek fazla olursa CCNA dersi için CCNA dersine de başlayacağız muhtemelen. Ve onun için de zaten ben en temelini söylemek istedim. Sonra CCNA'ya geçelim diye böyle bir dersleri yaptık. Bu arada da yine tekrardan ilk başta sizden de herkesten de teşekkür ediyorum. Bizimle beraber 3 ay bizimle beraber devam ettiniz. Bizimle bahem derslere girdiniz. Bizimle birlikte dersleri okudunuz ve burada da IEEE'de çalışan arkadaşlarıma, tüm ekip arkadaşlarıma, hepsine de ayrı başta olarak başkanımıza size çok teşekkür ediyorum bu tribünü bana verdiğiniz için. Ve eğer isterseniz biz bugünkü dersimizi de başlayalım. Bugün de switching bir kısımlarından, switching'in son kısımlarından bazı konuları anlatacağım, özetleyeceğiz. Yani bir sonuç olarak bitireceğiz switching'i ama switching burada bitmiyor. Tabii switching'in devamı olarak VLAN konseptleri var. VLAN'den sonra spanning tree'leri var, rapid PVST var, per VLAN STP'ler var. Bunlar hepsi var ama bunlar daha ileri seviyeye, advanced kısımlara geçiyor ve bunları artık CCNA derslerinde öğreneceğiz. Ben hemen paylaşayım ekranımı. Evet. Hatırlarsanız biz geçen hafta söyledik. Dedik eğer biz bir switch kullanıyorsak switch kendi MAC adresindeki MAC adres table'ındaki ya da CAM table'ındaki MAC adreslere göre bizim paketlerimizi, bizim frame'lerimizi gönderiyor, forward yapıyor. Ve biliyorsunuz switch'lerimizin her zaman ikinci layer'ı da çalıştığı için sadece MAC adresi alır. Ve dedik eğer MAC adreslerimizde unicast göndermek istiyorsa, unicast ne demektir? Yani bir noktadan alıp aynen tekrardan bir noktaya göndermektir. Biz buna unicast diyoruz. Ve eğer unicast'i biliyorsa, karşı tarafın MAC adresini biliyorsa, direkt aldığı MAC adresten destination'ına, MAC adresine ya da maksat MAC adresini CAM table'ına hem ekleyecek hem de karşı tarafa göndermiş olacaktır. Ve biz buna unicast diyorduk. Yani bire bir göndermesi. Ve unknown unicast'lerimizde dedik eğer bizim switch'imiz kaynaktan bir frame'i alıyorsa, yani source frame'ini alıyorsa, source MAC adresini açıp bakacak kimden gelmiş, o portun üzerindeki MAC adresi o portun önüne yazacak CAM table'ında. Mesela diyelim Fred, ekranda gördüğünüz gibi Fred bilgisayarı. Eğer Wilma bilgisayarına bir frame göndermek istiyorsa, frame'i gelip switch'e geldiği zaman switch bu frame'in içini açacak ve dolayısıyla source MAC adresi, Fred'in MAC adresi olduğu için öncelikle source MAC adresi kendi CAM table'ına ekleyecektir. CAM table'ına ekledikten sonra eğer karşı tarafın, eğer Wilma'nın bilgisayarının MAC adresini bilmiyorsa flood yapacaktır. Flood yaptığı için de herkese gönderilecektir.
ve herkese gönderdiği için de diğer bilgisayarlar eğer paketimiz, eğer frame'imiz onlara ait değilse drop yapacaktır. Ve karşı tarafta Vilma bunun tekrardan paketin içini açıp destination MAC adresini, kendi MAC adresi olduğu için paketi almış olacaktır. Ve bizim bir tane de gönderme türlerimizde, gönderim type'larımızdan multicast var. Multicast'ı şimdilik öğrenmeye gerek yok. Yani öğrenmesi zorunlu değil. Çünkü bu daha ileri seviyede tekrardan CCNA'in CCMP kısımlarında ya da CCIE kısımlarında multicast'le daha geniş bir şekilde öğreneceğiz. Daha geniş bir şekilde anlatacaklar kitaplarında, anlatmışlar kitaplarında. Multicast'lerimizde de tekrardan flood yapılıyor. Biliyorsunuz multicast bir noktadan kaç noktaya ya da bire en diyoruz. Bire en gönderime biz multicast diyoruz. Bakın arkadaşlar bazı switchlerin üzerinde CGMP ya da IGMP snooping protokolleri var. Eğer bunlar protokoller bizim switchimizin üzerinde destekleniyorsa ve switchimizin üzerinde bunu kullanıyorsak bu protokolleri bize multicast yapılacak. Ama yine de tekrardan switch yani işi güvenilir bir hale gelsin diye multicast paketlerini de flood yapacaktır. Ama dediğim gibi yani sizin için bu kadar. Yani bu seviyede multicast'ı öğrenmeniz yeterli olacaktır. Çünkü bunlar daha ileri seviyeye geliyor. Ve tabii bunu da eklemek isterim ki her bilgisayarın kendi bir MAC adresi vardır. Ve tabii kendi bir tane de unicast MAC adresi vardır. Dolayısıyla eğer unicast MAC adresi destekliyorsa bilgisayarlar ve unicast MAC adresleri aktif haldeyse multicast paketlerimizi, multicast frame'lerimizi çok basit bir şekilde alabilirler. Mesela diyelim Vilma'nın bilgisayarının bir tane unicast MAC adresi var ve unicast MAC adreslerimiz her zaman 0.100.5i ile başlar ve devamı farklı bir şekilde olur. Ve bu unicast MAC adres bilgisayarların üzerinde olursa bilgisayarlar çok basit bir şekilde multicast frame'lerini alabilecektir. Ve biliyorsunuz bir tane de bizim broadcast'ımız var. Ben çok fazla bir şekilde sürekli broadcast söylüyordum. Broadcast yapıyor, broadcast öyle yapıyor, broadcast böyle yapıyor. Broadcast dedik eğer switch bir tane frame'i alırsa, destination MAC adresini FF görürse ya da 12 tane F ile doldurulmuş görürse destination MAC adresi ne demektir? Yani gönderen bilgisayar switch'ten bunu herkese flood yapmasını istemiştir. Ve dolayısıyla eğer biz de broadcast söylüyorsak, eğer söylüyorsak bir tane switch'imiz bizim frame'imize broadcast yapıyor. Broadcast ne demektir? Yani herkese gönderiyor. Bunu nereden anlıyor? Destination MAC adresini açıp bakarak destination MAC adresinde 12 tane gördüğü için de F ile doldurulduğu için bunu herkese flood yapmış oluyor. Şimdi biz söyledik yine geçen haftadan ki switch'in kaç tane özelliği var. Switch'lerin özelliklerinden bir tanesi learning'dir. Yani bir tane eğer paketi alıyorsa paketin ilk de source MAC adresini kendi table'ına ekleyecektir. Yani kendi MAC adres bilgi table'ına ekleyecektir. Chem table'ına ekleyecektir. Bundan dolayı bizim switch'lerimizde learning ability'si var ya da learning özelliği var. Yani gönderdiği zaman bir paketi ilk de açıp source MAC adresini öğreniyor. Source MAC adresini kendi table'ına ekliyor ve öyle gönderiyor. Ve biliyorsunuz yine tekrardan bizim switchlerimizde forwarding özelliği var. Forwarding özelliği de nasıl oluyordu? Dedik yine tekrardan frame'i alacak, açacak, içine bakacak ve destination MAC adresini de gördüğü için destination MAC adresine taraf göndermiş olacaktı. Biz buna ne diyoruz? Forwarding, gönderi ya da iletmek diyoruz biz buna ki bu da yine ikinci özelliklerinden bir tanesidir. Ama üçüncü özelliği burada çok az bir şekilde konseptini sadece anlatacağım. Ve dediğim gibi bu kısım yine ileri seviyede, CCNA ileri seviyesinde Spanning Tree protokolüne giriyor. Ve Spanning Tree protokolü CCNA'de yani böyle söyleyeyim 5 tane 6 tane bir saatlik video olabilir Spanning Tree'de. Bu kadar yani geniş bir
bilgiye ihtiyacınız var Spanning Tree'de. Ama şimdilik ben size şöyle söyleyeyim. Böyle düşünün mesela. Ekranda gördüğünüz gibi 3 tane mesela bizim switch'imiz var. Bab bilgisayarı, mesela arşiv diyelim. Arşiv bilgisayarı bir tane paketi bizim switch'imize verdi. Switch'imiz ne yapacak? Gönderilmiş olacak. Forwarding yapacak bu paketi. Dolayısıyla ilk pakette karşı tarafın destination MAC adresini bilmediğimiz için herkese flood yapacaktır. Okey. Şimdi bu flood'ı yaptık. Hatta ben şöyle size göstereyim. Bakın mesela bizim buradaki arşiv bilgisayarımız flood yaptı. Yani bir paketi gönderdi. Bu bizim switch'imize. Switch'imiz destination MAC adresini bilmediği için bizim frame'imizi flood yapacak. Dolayısıyla bizim paketimiz buradan gelecek. Gelecek hangi switch'e? Bu switch'e gelecek. Tekrardan switch içini açıp bakacak ve destination MAC adresini yine tekrardan FF ile gördüğü için yine bu da aynı bir şekilde yine herkese flood yapacaktır. Okey. Şimdi o frame'in bin nüshası baba gelecektir. Bin nüshası yine tekrardan aşağıdan gelip bir başka switch'e gelecektir. Şimdi bu switch'te tekrardan onu FF ile gördüğü için yine flood yapacaktır. Ve bu sürekli bizim paketimiz sürekli böyle switch'lerin arasında sürekli gidip gelecek, gidip gelecek. Ve bundan dolayı ne oluşacaktır? Loop oluşacaktır. Okey. Şimdi loop oluştuğu için de bizim sürekli bandwidth'imiz, sürekli band genişliğimiz dolacaktır. Sürekli bizim CPU'ların RAM'i ya da CPU kısımları, CPU usage'imiz yükselecektir. CPU kullanımı yükselecektir. Dolayısıyla bizim bir network'umuzda, bir tane şebekemizde eğer loop oluşursa yani o şebekenin çökmüş anlamına geliyor. Ya da bozulmuş anlamına geliyor. Bunun için bizim switch'lerimizde neyimiz var? Spanning Tree protokolü var. Spanning Tree protokolü olduğu zaman ne yapıyor? Switch geliyor. Bunu devamda öğreneceksiniz ama switch'lerden bir tanesi kendisini root bridge ya da root switch olarak kendisini belirliyor. Ve bunu da yine CCNA'de öğreneceksiniz ki nasıl root bridge'i biz tanımlıyoruz. Root bridge'de MAC adresi hangisinin MAC adresi daha büyükse o MAC adres o switch'imiz root bridge olacak ya da root switch olacak. Ve dolayısıyla ona gelen portlar root port ve o root bridge'imizin kendi portları designated port olacaktır. Ama bu şimdilik sadece size bilgi olarak söylüyorum ve dediğim gibi spanning tree'nin çok geniş bir alandır. Yani çok geniş bir bilgiye ihtiyacımız var, konudur. Ve bunun için farklı bir yerlerde internette araştırmak isterseniz spanning tree yazdığınız zaman network'a spanning tree size çok belli bir şekilde önünüze çıkacaktır. Onları da okuyabilirsiniz. Ve spanning tree ne yapıyor? Geliyor mesela. Bir tane burada biliyorsunuz böyle bir şeyi siz daha çok firmalarda ya da şirketlerde görebilirsiniz. Biz bunlara redundancy diyoruz. Yani eğer bir tane böyle düşünün. Eğer bir tane switch bozulduysa ya da switch çalışmıyorsa diğer taraftan yolumuz olsun diye böyle bir şey kurabiliriz. Yani redundancy yapabiliriz. Redundant switch yapabiliriz. Ama spanning tree gelip sürekli spanning tree'nin protokolü switchlerin arasında gezecektir. Bir switchlerimizin bir portumuzu block yapacaktır. Yani hepten mesela böyle düşünün. Bu kısmı ben block yaptım. Dolayısıyla bakın ben kırmızı bunun önüne bırakıyorum. Okey. Dolayısıyla ben bunu block yaptığım için sadece bir tek kısmım kalacaktır. Ve eğer o portumda block olduysa artık oradan forwarding yapılmayacaktır. Ve böyle bir şekilde ise de bizim spanning tree protokolümüz loop'un oluşmasının önünü alacakmış, alacaktır. Ve böyle de bizim switchlerimizde 3 tane özelliğini söylemiş olduk. Ama biliyorsunuz 3. layer'da çalışan switchlerimiz bunlardan ilaveten tekrardan IP adres anlarlar, IP routing anlarlar. Onlarda yine farklı özellikleri vardır. Ben tekrardan başka bir şey paylaşmak istiyorum. Evet,
Ve biliyorsanız biz size söyledik. Dedik eğer bir tane MAC address table'ını switch'imizde show almak istiyorsak switch'ten user mod kısmımızda show'u yazacağız. MAC address table yazarsanız size MAC address table'ı göstermiş olacaktır. Ama şöyle bir durum var. Bazen size ihtiyaç olabilir sadece dynamic MAC adresleri ya da dynamic bir şekilde switch'imizin öğrendikleri MAC adreslerini görmek isterseniz tekrardan show MAC address table dynamic yazarsanız size sadece dynamic bir şekilde öğrendiği MAC adresleri gösterecektir. Ve biliyorsanız ben eğer iki tane böyle bracket arasında yazıyorsam ne demektir? Yani ya dynamic kullanabilirsiniz ya static yazabilirsiniz. Ve dolayısıyla tekrardan show MAC address table static yazarsanız size static öğrenmiş MAC adreslerini vermiş olacaktır. Bazen olabilir. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Çok fazla MAC adresiniz var bizim CAM table'ımızda. Bu iş büyük firmalarda olabilir, üniversitede olabilir. Olabilir yani görebilirsiniz. Bazen çok fazla MAC adres olabilir. Yani sizin de zamanınız yok. O MAC adresi nasıl arayacaksınız o kadar bilgisayarın içinde? Bunun için show MAC address table adres yazarak ve adresin kendi MAC adresini yazdığınız zaman çok belli bir şekilde size gösterecektir. Hangi MAC adresi hangi portun üzerinde hangi interface'in üzerinde öğrenmiştir. Ve bazen size şöyle bir şey de olabilir. MAC address table'ı sadece interface ile görmek isterseniz. Mesela bizim bir tane switch'imizde interface 01'imiz vardır. Bu interface 01'in üzerinden hangi MAC adresi öğrenmiştir bunu görmek isterseniz de show MAC address table interface type'ını ya da ismini yazmış olacaksınız. Ve biliyorsunuz bizim MAC adreslerimiz 300 saniyeye kadar. Eğer tekrardan o interface'ten tekrardan bir gönderim yapılmıyorsa 300 saniyeye kadar bizim switch'lerimiz bu MAC adresi tutacaktır kendi CAM table'ında. Ondan sonra eğer 300 saniyede tekrardan bir gönderim yapılmadıysa o MAC adresi kendi table'ından silecektir ve silmiş olacaktır. Ve bunun için de biz ne dedik? Aging time diyoruz. Eğer MAC adresi table'ımızın aging time'larını yani ne kadar zamandır benim MAC adres table'ımda duruyor onu görmek isterseniz de aging time'la görebilirsiniz. Ve biliyorsunuz aging time'da bazen bizim neyimiz vardı? VLAN'lerde de. VLAN ID'lerimizde VLAN 1, VLAN 2 ne kadar VLAN tanımladıysak onların da aging time'larını görebiliriz. Bunun için yine tekrardan show, burada ben show unutmuştum. Show MAC address table aging time second olarak yani saniye olarak eğer görmek isterseniz bunu görebilirsiniz. Ama ben bunu buradan sileyim. Farklı bir şekilde yazmak istiyorum. Eğer tekrardan aging time'ını düzenlemek isterseniz yani 300 saniye değil 1 dakika kendisinde tutsun yapmak isterseniz de config moduna geleceksiniz. MAC address table aging time second'ı belli edeceksiniz. Eğer VLAN'lerine de aging time vermek istiyorsanız mesela VLAN 1'e ya da tanımladığımız VLAN'e aging time vermek istiyorsanız söylemek istiyorsanız da VLAN ID demiş olacağız. Ve devamda da yine show MAC address table count'umuz var. Kaç tane MAC address öğrenmiş diye, kaç tane öğrenebilir diye onları görebilirsiniz. Bazen olabilir. Mesela dynamic MAC address'leri öğrenmiş. Bunları MAC address table'dan silmek istiyorsanız. Tekrardan clear MAC address table dynamic diyeceksiniz. Dynamic yaptığınız zaman kendi CAM table'ında ne kadar MAC adresi dynamic bir şekilde öğrendiyse bunların hepsini silmiş olacak. Ve bazen de bir diyelim özel interface'in üzerinde öğrenmiş MAC adresi silmek isterseniz de clear MAC address table interface'in ismini yazarsanız o MAC adresi o interface'in üzerindeki MAC adresi silmiş olabilirsiniz. Ve VLAN kısımlarımızda tekrardan eğer bir VLAN'de MAC adresi silmek istiyorsanız da yine tekrardan VLAN kelimesini yazarak VLAN ID'sini 1-2 numarasını yazarak da VLAN'i silebilirsiniz. Ve aynı tekrardan show MAC adres gibi de eğer bir özel adresi silmek istiyorsanız MAC address table'ından adresini yazarak çok kolay bir şekilde bunu
silebilirsiniz. Bunu ben kapatayım. Bakın arkadaşlar, şimdi o show kısımlarımızı gördükten sonra gelelim farklı bir konuya. Hatırlarsanız İsmail bir tane soru sormuştu. Eğer bizim bir switchimiz ya da router'ımızı elektrikten çekersek, elektriği olmazsa, kapanırsa switchimiz, ne olacaktır bizim config'lerimiz, bizim bütün MAC adreslerimiz, switch'in üzerinde ne varsa bunlar ne olacak? Arkadaşlar şöyle bir şey var. Bizim switchlerimizde, routerlarımızda 4 tane hafızamız var ya da memory type'ımız var, memory tüpümüz var, türümüz var. Şimdi bu memory türlerimizden bir tanesi RAM'dır. RAM nedir? Read only memory'dir. Read only memory bizim zaten kendi bilgisayarlarımızın ya da laptoplarımızın üzerinde var. Şimdi bu laptoplarımızın üzerinde, eğer ben bir laptopu açmak istiyorsam, hatta switch diyelim, switch'i tekrardan elektriğe taktım, prize taktım. Ben bunu açmak istiyorsam, ilk önce de RAM kısmından gelip RAM'daki bilgiyi okuyacaktır. iOS, okey. Şimdi bu RAM'ı okuduktan sonra, ilk de post power on self test ya da post derler, power on self test diyoruz. Bütün oradaki chipsetleri tek tek inceleyecektir. Doğru mu çalışıyor, doğru mu çalışmıyor mu, bunları size gösterecektir. Ve biliyorsanız eğer desktop bilgisayarlarınızda böyle o kasa olan bilgisayarlara, Türkçe'de galiba kasa diyorlar, kasa bilgisayarlar, biz desktop diyoruz. Onlarda açtığınız zaman bir tane böyle ses gibi olur, tık tık ses verir. Orada zaten o postu yapıyor, yani power on self testini yapıyor. Bütün tek tek oradaki elemanları tek tek inceliyor, doğru çalışıyor mu çalışmıyor mu, bunlar için o sesi veriyor size. Ve bu da zaten yine tekrardan bizim switchlerimizde, routerlarımızda da var. Dolayısıyla RAM'da ilk kez açıldığı zaman RAM'dan gelecektir, postunu yapacaktır. Ve RAM'da yine bizim bir tane de limited iOS'imiz var. Yani çok küçültülmüş, çok o kadar ileri seviye olmayan bir tane işletmemiz var, OS'imiz vardı ki buna bazen bootstrap de diyoruz. Bootstrap yapıldığı zaman ne yapıyor? Bootstrap gelip diyor ki ben tüm self testleri, bütün testleri, analizleri yaptım. Switchlerimizin bütün chipsetleri çalışıyor ve artık sen çalışabilirsin. Dolayısıyla bu çalıştıktan sonra bizim bir tane de flash hafızamız var. Ya da flash, İngilizce'de söylemek istersek flash hafızamız var. Şimdi bu flash hafızamızla bizim kullandığımız iOS, kullandığımız işletme sistemi flash kısmında oluyor. Flash memorisinde oluyor. Bunu flash memory ile flash bellekle yanlış yapmayın. Bu onunla farklıdır. Bu flash dediğim sadece switch'in, router'ın içinde olur. Bizim iOS'imiz flash'ın üzerinde olur. Ve işletme sistemimiz, iOS'imiz ve switch için gerekli olan sistem failler, bunun içinde ya da gereken file'larımızın hepsi bu flash hafızasının içinde yer alıyor. Dolayısıyla bizim RAM kısmımızı geçtik. Nasıl çalışacaktır? Bootstrap olduktan sonra iOS'i gelip flash kısmından okuyacaktır ve switch öyle çalışmış olacaktır. Şimdi böyle bir şey de var. RAM'ımız bizim non-volatile'dir. Yani non-volatile ne demektir? Elektrik gittikten sonra bunun hafızasındaki config'ler, hafızasındaki bilgiler silinmez. Okey, biz buna non-volatile diyoruz. Flash de aynen onun gibi non-volatile'dir. Yani eğer elektriği kesilirse hiçbir şekilde bilgisi, içindeki işletme sistemi, içindeki sistem file'ları silinmeyecektir. Okey, ama bizim aynı bilgisayarlarımızda, aynı laptoplarımızda olduğu gibi RAM ya belleğimiz var. RAM biliyorsanız random access memory'dir. Şimdi bu RAM'i niye yapıyoruz? Bakın
Böyle düşünün. Sizin bir tane kendi hard'ınız var bilgisayarınızda. Hard diskiniz var. Bir tane CPU'nuz var. Ve biliyorsanız hard'ın hiçbir zaman hızı CPU kadar yüksek olamaz. Şimdi bizim bilgisayarda bilgisayar derslerinde böyle anlatırlar. CPU hiçbir zaman kendisini hızını kendisini hard'ını hard'a kadar flash hızına kadar düşünemez. Bunun için bizim ortada bir vasıtaya ihtiyacımız var. Ortadaki vasıta kim oluyor? RAM oluyor. Ve bilgisayarlarımızdaki gibi. Biz hard'dan bilgiyi RAM'e yüklüyoruz. RAM CPU'yla biraz daha düşük, CPU'nun hızından daha düşük olduğu için sürekli biz komutları, görevleri RAM'e veriyoruz. Ve RAM kime veriyor? CPU'ya veriyor. Şimdi aynı şekilde bizim switchlerde de öyle bir şeyimiz var. Flash'imiz var. Flash'imizin üzerinde iOS'imiz var, system file'larımız var. Biz flash'ten RAM'e yüklüyoruz. RAM'e yükledikten sonra RAM'in hızı CPU'yla biraz aynı olduğu için ya da ondan düşük olduğu için de bizim CPU'muz o esnada flash'ten CPU'ya gelene kadar, bilgi gelene kadar işsiz kalmıyor. Neden? Çünkü biz tüm işlerin, tüm bilgilerin, config'lerin hepsini RAM'e yüklüyoruz ve RAM CPU'ya veriyor. Bunun için de bizim tekrardan switchlerimizde random access memory ya da RAM hafızamız var, belleğimiz vardır. Ama şöyle bir durum var. RAM volatile'dir. Volatile ne demektir? Eğer elektriği kesilirse tüm bilgileri hepsi gidecektir. Şimdi biz bir tane config yazıyoruz. Config'i girdik, config orada yazdık. Biz onu çok kolay bir şekilde çalışıyoruz. Eğer ben onu tekrardan farklı bir yere ki bunu biraz sonra anlatacağım nereye yazıyoruz yazmazsam kaydetmezsem benim konfiglerimin hepsi RAM'de duracaktır ve RAM'de durduğu için de RAM'de volatile olduğu için eğer elektriği kesilirse eğer switch'imiz reload olursa yeniden başlatılırsa tekrardan restart olursa bizim tüm bilgilerimizin hepsi RAM'de olduğu için hepsi gidecektir. Ama şöyle bir durum var. Şimdi flash'ten iOS'ı okuduk. Okey, işletme sistemimiz iOS'ını okudu. iOS kime yüklenecektir? RAM'e yüklenecektir. Aynı sizin kendi bilgisayarınız, kendi bilgisayarınızdaki Windows'unuz gibi. Şimdi Windows'umuz bizim nerededir? Hard'dadır. Okey, hard'dan biz onu alıyoruz. Kime yüklüyoruz? RAM'e yüklüyoruz. RAM'e yüklendiği için de sizin işletme sisteminiz, iOS'iniz RAM üzerinde çalışıyor. Şimdi aynı switch'te de öyledir. Biz flash'tan iOS'ı aldık. Kime yükleyeceğiz? RAM'e yükleyeceğiz. Yani bizim işletme sistemimiz, yaptıklarımızın hepsi RAM'de olmuş olacak. Ve yine de tekrardan çalışan konfiglerimiz de yine tekrardan nerede? Kayıt yapmayana kadar RAM'de duracaktır. Bazen IP routing'de. Yani biz routing yapıyoruz. Bunları şeyde göreceksiniz. Router'da göreceksiniz. Hatta IP routing bilgileri hatta ARP table bilgileri, ARP kendi bir mesela MAC adresleri nerede tutuluyor? RAM'de tutuluyor switch'te. Okey. Şimdi dediğim gibi de RAM volatile'dır. Eğer bilgisini elektrik kesilirse çok belli bir şekilde bütün bilgisi gitmiş olacak. Şimdi bunu bu işi çözelim diye yani bir yere bizim yazmamız gerekiyor. RAM'den mesela config'i yaptık. Bunu nereye yazmamız gerekiyor? Bunun için bizim NVRAM var ya da non-volatile memory ya da RAM'imiz var. Ve dolayısıyla eğer ben RAM'de bir config'i yaptıysam, okey, bir config'i yaptım. Orada bir tane mesela bir yazı yazdım. Bir config, bir komut yazdım. Komutu girdim, komutu girdikten sonra eğer ben bunu kaydedersem, eğer ben buna write yazarsam bu nereye gidecektir? NVRAM'e gidecektir. Bakın bunu eğer ben bilgisayar dilinde söylemek istersem, eğer RAM'de duruyorsa biz buna ne diyoruz? Running config yani çalışan config diyoruz biz buna. Ama eğer ben bunu write yaptıysam, write NVRAM'in üzerine write yazdıysam, ben bunu kaydettiysem, yazdıysam NVRAM'in üstüne biz buna ne diyoruz? Startup config diyoruz. Startup config olduğu için de benim switch'im ne kadar isterse reload olsun, ne kadar isterse restart olsun, ne kadar isterse elektriği kesilsin.
Bunun hiçbir şekilde bilgisi gitmeyecektir. Neden? Çünkü non-volatile memory'dir. Ve dolayısıyla startup config olduğu zaman da switch'in çalışmasıyla beraber bizim bu bilgilerimize tekrardan switch'in RAM'ine gelecektir. Ve orada tekrardan bizim bu config'lerimiz çalışmış olacaktır. Bu da bizim switch'imizi nerede tutuyor, iOS'ini nerede tutuyor? Umarım da İsmail'in de sorusuna cevap vermiş oluruz. Kendisi eğer buradaysa da eğer sorusu tekrardan varsa bu kısımda yine sorusunu da sorabilir. Hatırlarsa da ben söylemiştim. Demiştim biz bunu switching'le anlatacağım. Merak etmeyin. Ve tekrardan burada da anlatmış oldum. Bakın şimdi şöyle bir şey var. Ben eğer biliyorsanız bizim bazı şeylerimizde, hafızalarımızdaki içeriğini görebiliriz. RAM'ı göremeyiz. Çünkü RAM'da bir şey yok. Çünkü RAM kısmını iOS'imiz tanımaz. O sadece post kısmını yapar. Tekrardan orada sadece analizlerini yapar. Bizim oradaki chipsetlerini. Yani o kadar fazla bir şey yok. Onun için biz onu göremeyiz. Ama flash bizim hafızamızın içindeki flash'teki tüm bilgileri görebiliriz. Bunun için de yine tekrardan user modda show flash yazarsanız ve bu komutu girerseniz sizin flash'inizin içindeki her şeyi göstermiş olacaktır. Ki birazdan ben bunu tekrardan sizinle beraber paket trace'e bakacağız, inceleyeceğiz, orada göreceksiniz. Ve eğer tekrardan benim RAM'imdeki olan konfigleri görmek istiyorsam ki bunu çok fazla yaptınız. Hatta burada gördüğünüz gibi bakın running config'i biz bunu sürekli yapıyoruz. Ben bazen söylüyorum running config alıyorum. Running config aldığım zaman da RAM'imdeki random access memory'daki bütün content'leri, bütün içeriği çok kolay bir şekilde görebilirim. Ve bunun için de ben show running config yazdığım zaman da sanki ne diyorum? Switch sen kendi RAM'inde, kendi belleğinde ne varsa bunu bana göster. Ve bu da böyle komutla show running config komutuyla da RAM content'imizi, RAM içeriğimizi görebiliriz. Ama eğer NVRAM kısmımızda, non-volatile RAM hafızamızdaki bilgileri görmek istiyorsak da show startup config yazarsak bizim NVRAM'deki tüm bilgileri bize göstermiş olacaktır. Ve biliyorsanız eğer biz bir RAM kısmımızda bir komutu yazdık. Eğer bunu tekrardan NVRAM'e yazmak istiyorsak siz 3 tane komutla bu işi yapabilirsiniz. Ya switch'imizin user kısmımızda write memory yazacağız ya WR yazacağız ki yine de autocomplete yapar kendisi WR yazdığınız zaman bizim switch'imiz kendisi anlar sen ne demek istiyorsun. Onun için de RAM'den konfiglerinizi yaptığınız konfiglerini bir nusasını da kime yazacaklar? NVRAM'e yazacaklar. Ya da copy running config startup config yazdığınız zaman yani benim RAM'imdeki bilgileri running config'lerimi kime yaz? NVRAM'in içine yaz. Yani running config'den al startup config'e yüklemiş ol. Okey. Şimdi bazen de olabilir RAM'inizdeki bütün config'leri silmek istiyorsunuz. Bunun için de biz ne yapacağız? Write erase. Write erase yaptığınız zaman da RAM'deki bütün bilgileri hepsini silmiş olacaktır. Bakın beraber gelin bir tane packet tracer'da bunu yapalım. Umarım gözüküyor burada. Bakın ben şimdi bakın silahı alıyorum. Gördüğünüz gibi bakın burada üst kısımda ilk de RAM kısmımızda RAM'deki bilgileri bütün infoları okumuş oldu. Tekrardan bunları bakın. Post yapıyor. CPU mic register testini yaptı. Begin yaptı. End yaptı. Statüsünü pass yaptı. Yani ne demektir? Şimdi RAM kısmımızdan geldi, okudu hepsini. Bizim RAM'daki
kusura bakma orada yanlış söyledim. RAM'daki bütün bilgilerin hepsini tekrardan okudu. Tek tek chipsetleri, su içimizdeki olan chipsetleri, elemanların hepsini test yaptı. Test yaptıktan sonra da bakın port, waiting for port download'u complete yaptı. Post analizlerin hepsini complete yaptı. Ve tekrardan flash'teki bizim iOS'imizi kime yükledi? RAM kısmına yükledi. Ve RAM kısmına da yüklediği için de orada bize çok kolay bir şekilde switch'i yapmış olduk. Gördüğünüz gibi bakın orada üstte bir kısımda burada böyle bir şeyler geliyordu. Bunu siz gerçek cihazda da görebilirsiniz. Böyle yaptığı zaman yani post yapıyor. İlk analizlerini yapıyor. İlk analizleri geçtikten sonra da burada size bilgileri verecektir. Zaten burada okuduğunuz zaman da burada bazen hukuki telif haklarını falan yazacaktır. Cisco'ya aittir, böyledir, öyledir. Onlardan geçtikten sonra bakın burada flash kısmımızdan tekrardan iOS'imizi almış, RAM'e yüklemiş. Burada da postlarını yapmış ve böylece de bizim switch'imiz kullanılır bir hale gelmiş. Bakın enable yapıyorum. Show flash diyorum. Ben bunu yazdığım zaman gördüğünüz gibi bakın bir tane bizim şeyimizin içinde, flash'ımızın içinde bir tane sadece iOS bizim file'ımız vardır. İşletme sistemi dosyamız vardır ki bu da her zaman türü ne olacak? Bin olur türlerimiz, formatlarımız. Ve gördüğünüz gibi bu da onun size'ıdır. Ve size'ından sonra bu da read, write'tır. Yani hem read yapabilirsiniz. Bu artık bizim şey kısmımızda işletme sistemi administrator'larda sistem administrator kısımlarımızda eğer Linux'u öğrenmek isterseniz bunu da öğrenmiş olacaksınız. Yani bu read'dir, write'tır. Yani sizin kullanıcınız buradaki flash'a hem read yapabilir hem write yapabilir. Hem buradaki bilgileri okuyabilir ya da isterse de flash'a mesela bir tane dosya ekleyebilir. Bakın yine tekrardan ben show startup config diyorum. Benim NVRAM'ime hiçbir şey yüklenmediği için bana ne diyecektir? Startup config is not present. Yani bu da çok doğru yani. Doğru söylüyor burada paket direkçisi. Neden? Çünkü switch'imiz ham'dır yani. Ham halidir. Hiçbir şey eklememişiz. Sadece ben burada switch'imi böyle düşünün. Prize taktım, elektriğini taktım prize, kablosunu taktım ve öyle çalıştırdım. Ve bundan ben startup config almak istiyorum. Yani NVRAM'inde ne var onu bana göster. Ve dolayısıyla ham hali olduğu için hiçbir config olmadığı için bana ne yazacaktır? Startup config is not present. Bakın gelin beraber. Config terminal yazıyorum. Pass name'ine. Mesela 2960 yazalım. Okey ben bunu yazdım. 2960'a çevirdim. Mesela bir tane de interface VLAN'imize IP adresi verelim. IP adres 192.168.1.255.255 ve 0. Okey. Bir de no şey diyorum. Ben bunların hepsini yaptım. Okey. Tekrardan. Şimdi buradaki benim yaptıklarımlar. Yaptığım mesela host name'i değiştirdim. Mesela interface VLAN'ime IP adresi verdim. Bunlar hepsi nerede duruyor? Bu şimdilik benim RAM kısmında duruyor. Ve biliyorsanız eğer ben bunu reload yaparsam bakın ben bunu reload yapıyorum. Okey. Bana soruyor. Sen yaptığın değişikleri NVRAM'e yüklemek istiyor musun? Hayır diyorum. Okey. No yaptım. Bakın yine tekrardan soruyor. Tekrardan reload yapmak istiyor musun? Evet diyorum. Tekrardan ben cihazımı sanki böyle yeniden başlatmış gibi oldum. Tekrardan reset yaptım. Bakalım benim yaptığım bilgiler yaptığım konfigler tekrardan bizim cihazımızda gösterecek mi? Bakın göstermiyor. Neden? Çünkü ben bunun yaptığım konfiglerini NVRAM'ine yazmadım. RAM'de duruyordu. Bakın ben burada mesela ondan önce ne yazmıştım? Demiştim ki bakın host name'i 2960'tı. Dolayısıyla eğer ben bunu tekrardan NVRAM'e yazsaydım benim cihazım 2960 ismiyle adıyla yüklenecekti. İsmiyle boot olacaktı. Çalışacaktı. Ama ben bunun yaptığım konfiglerini RAM'de tuttuğum için, NVRAM'e yüklemediğim için dolayısıyla ne olacaktır? Running config olduğu için de ben bunu tekrardan reload yaptım. Tekrardan yeniden başlattım. Yeniden başlattığım için de
tüm bilgileri silinmiş oldu. Ve hatırlarsanız söyledi, dedik eğer RAM'de duruyorsa RAM'deki bizim hafızamız nedir? Volatile'dir. Eğer elektrik kesilirse ya da tekrardan ben switch'imi yeniden başlatırsam tüm konfiglerim gitmiş olacaktır. Bakın bu sefer şöyle yapalım. EN diyorum. Amfeti diyorum. Amfeti'den sonra. Yine tekrardan. Hasname 2960 diyorum. Interface VLAN 1'e. IP address 192.168.1.1 255 ve 0. Okay, no şey diyor. No şey yazmadık. No şey diyor. Okay. Şimdi bu sefer ne yapacağım? Bu sefer ben bu yaptıklarımın hepsini NVRAM'e yüklemek istiyorum. WR yazıyorum. Şimdi bakın WR'a yazdım ve NVRAM'e yükledi. Eğer Packet Tracer doğru çalışmak olursa, doğru çalışırsa ben bunu tekrardan reload yapıyorum. Bakın reload'unu yaptım. Bekleyelim biraz reload'umuz yapılsın, tekrardan başlatılsın. Bakın bu sefer doğru çalıştı. Niye? Çünkü ben oradaki running config'i, RAM'deki running config'imi NVRAM'e yazdım. Running config'imi startup config'e çevirdim. Ve startup config'e çevirdiğim için de bakın artık eskisi gibi switch ismiyle başlamadı. Ve hangi isimle başladı? 29 ismiyle başlamış oldu. Eğer tekrardan show startup config alırsam da bakın yine tekrardan startup config'imizde burada size bilgileri verecektir ve yazacaktır. Bakın hatta burada yazıyor senin hasname'in 2960'tır. Bakın şöyle bir durum var. Eğer startup config ile running config'i eğer arasındaki mesela bakarsanız arasındaki değişiklikler nedir? Bazıları birbirine benzeyebilir. Yani burada yanlış yapmayın. Yani startup config aynı running config gibi mi? Hayır, öyle bir şey yok. Sadece oradaki yazıları göstermiş olması aynı oluyor. Yani burada farklı olabilir. Tabii startup config'deki bazı bilgilerimiz var ki running config'de yok. Ya da running config'de bazı bilgiler var ki startup config'de olmadığı için. Yani formatı aynıdır. Yani bilgisi göstermesi aynıdır. Ama içeriğine daha detaylı bir şekilde incelerseniz startup config ile running config aynı olmayabilir. Bakın tekrardan şimdi bu sefer ben show running config alıyorum. Bakın aynıdır yani şeyleri içeriği. Ama biraz çok fazla comment yaptıktan sonra comment yazdıktan sonra orada o zaman işte aradaki değişikliği arasındaki farkları görebilirsiniz. Bu da bizim switchlerimizdeki bütün detaylarımız, bilgilerimiz, bunları da söylemiş olduk herkesi. Switchlerimizin de buraya kadar unicast'ini anlattık, startup config'i de anlattık. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer bir projeye gidiyorsanız ilk önce bilgisayar network mühendisleri her zaman böyle yaparlar ve her zaman da böyle söylerler. Bir config'i yaptınız. Eğer doğru düzgün bir şekilde sizin network'unuz ya da şebekeniz çalışıyorsa işte o zaman running config'inizi NVRAM'e yükleyin. Çünkü NVRAM'e yükledikten sonra artık silme şansınız olmayacaktır. Silseniz bile hepten NVRAM'in her şeyini sileceksiniz. Bundan dolayı da eski config'leriniz de eğer çalışıyorsa onlar da onlarla beraber gidecektir. Write erase yaptığım zaman da NVRAM'in hepten her şeyini siliyorum. Okey. Bunun için her zaman benim size söylediğim şey böyle olur. Running config'de RAM kısmımızda bir command'leri yaptınız. Bir command'e girdiniz. Doğru düzgün bir şekilde çalışıyor. Her şey okeydir. Yani normal çalışıyor. İşte o zaman NVRAM'e write yapın. Yani bu geri dönüş hakkınız yok bazı projelerde. Yani mesela bir projeye gittiniz. Troubleshooting yapıyorsunuz. Bir tane command'i yaptınız, girdiniz, bunu yanlışlıkla write yaptınız. NVRAM'e yüklediniz. Şimdi buna tekrardan eğer silerseniz eski bilgileriniz de NVRAM'den gitmiş olacaktır. Çünkü bizim mesela
su içimizdeki işletme sistemi öyle size seçenek hakkı vermiyor. Yani hangisini istemediysen sil, hangisini istemiyorsan o kalsın. Yok, öyle bir şey vermiyor maalesef. Yani write erase yaptığınız zaman hepten MVM'i siliyorsunuz. Hepten startup config'ini siliyorsunuz. Onun için ilk önce siz config'lerinizi yapın. RAM'deki config'leri doğru düzgün çalışıyorsa onları bir inceleyin. Her şey okey ise, her şey normalse işte o zaman MVM'i save'ini yapmış olun. Yani hani böyle bakmayın, şimdi sanal bir ortamda packet tracer'da çok kolay bir şekilde ben yazdım startup config'de, ondan sonra running config'de yazdım startup config'e yükledim. Hadi yani hiçbir şey olmaz yani. Ben orada sildim, switch'i sildim, tekrardan yeni bir switch getireyim. Yani bu sanal bir tabii ortamda böyle bir şey değil. Gerçek ortamda böyle bir şey olmaz. Sadece size bir tane, iki tane switch'iniz var. Bazen üç tane, dört tane switch olabilir. Yani siz bir switch'in üzerinden startup config'ini silerseniz hepten, yani siz öyle neden olabilir yani, hepten şebeke şey olabilir, bozulabilir, hepten network'unuz bozulabilir. Bunun için de her zaman böyle bir şey söylerler ki running config'inizde yapın, her şey normalse işte o zaman startup config'inize yüklemiş olun. Bu da bugünümüzün dersi, bu da bugünümüzün son dersi ve switching kısmımızda. Burada sadece temel kısmımızda bitirmiş olduk. Temel kısmımızda ve dediğim gibi biliyorsanız devamda bizim STP'miz olacak, spanning tree'lerimiz vardır. Bunlar da isterseniz verdiğim kitaplardan linklerini vermiştim grupta. Onlardan tekrar okuyabilirsiniz. Ve eğer tekrardan istek olursa da ben yine de CCNA dersine de başlayabilirim. Yine tekrardan böyle sanal ortamda ki inşallah yaza kadar herkes aşı olur. Ve umarım yazda artık yüz yüze eğitime de başlarız. Yüz yüze eğitim olduğu zaman da ben böyle switch getiririm, router getiririm bulup siz orada kendiniz de test yapabilirsiniz. Yani bu bir korona bitse de her şey düzelir. Network'umuz da daha güzel olur. Network derslerimiz de. Ve yine de başarılı günlerimiz olur, sağlıklı günlerimiz olur. Yine tekrardan herkesten çok teşekkür ediyorum. 3 ay benimle beraber ders çalıştınız, bizimle beraber katıldınız. Derslerimize, kurslarımıza katıldınız. Tekrardan tüm IEEE Akdeniz'deki olan arkadaşlarıma, ekibimize, başta olarak başkanımıza, Oğuzhan kardeşimize ve size de geldiğiniz için, her hafta zamanınızı bize ayırdığınız için de teşekkür ediyorum. Herkesten de teşekkür ediyorum. Ve son olarak da size başarılı bir yıl, başarılı gelecek günlerinize de başarılı günler. Ve umarım her zaman muvaffak ve başarılı olursunuz. Her zamanki gibi sağlıklı kalın, selametle kalın, koronasız kalın, IEEE ile kalın, network ile kalın. Çok teşekkürler hocam. Ben de hem kendi adıma hem IEEE Akdeniz öğrenci kolu adına size çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben de size teşekkür ediyorum. Eğer sorumuz yoksa bugünün de dersini burada noktalayalım. Bugünün de yayınımızı burada noktalayalım. Ve herkese tekrardan yaz aylarında görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz hocam, inşallah. Görüşürüz.